Merhaba değerli sevgili canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Kurtlar Arasında adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Tam ismi Kurtlar Arasında Koyunlar Gibi. Az sonra onu anlatacağım ama önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta izlemişseniz Semavi Şahlık Yaklaştı adlı bir deyiş paylaşmıştım. Ve orada Hazreti İsa kendi taliplerini, kendi havarilerini köylere, kasabalara gönderiyor ve diyor ki semavi şahlık yaklaştı diye bildirin, beyan edin, duyurun, tebliğ edin, anons edin, lanse edin. Ve anlatırken hastalara, sakatlara şifa verin, ölüleri diriltin, cüzamlı kişilerin tenini düzeltin, yani işte şifa verin onlara, temiz kılın onları, pak kılın onları, cinli kişilerin cinlerini def edin. Ve aslında sözüne devam ediyor. Ne diyor? Sizi kurtlar arasında koyunlar gibi gönderiyorum. Koyunlar gibi, kuzular gibi. Tabi ben orada İsa'nın talibi, havarisi olsam aman işte biz koyunlar olacağız, kurtlara gönderiyorsun bizi. İyi bir fikir mi acaba diye düşünürdüm. Ama İsa sözüne devam ediyor. Kurtlar arasında koyunlar gibi gönderiyorum. Bu yüzden yılan gibi kurnaz, akıllı olun ama güvercin gibi saf olun. Her daim masum upak, pir üpak olun diyor. Ama sizi yakalayacaklar. Mabetlerinde, ibadethanelerinde sizi kırbaçlayacaklar, dövecekler, kamçılayacaklar. Sonra mahkemeye verecekler. Kadılar önünde, yargıçlar, hakimler önünde, hatta şahlar, padişahlar, krallar, hükümdarlar, valiler, amirler önünde benim şahitlerim olacaksınız diyor. Yani benim hakkımda anlatacaksınız, paylaşacaksınız. İsa Ruhullah'ın yolu budur diye anlatacaksınız diyor bunlara. Ama hiç korkmayın diyor. Hiç düşünmeyin hatta. Önceden İşte şunu mu desem, onu mu desem, şunu desem daha mı anlarlar, daha anlayışlı davranırlar filan. Hiç düşünmeyin onları diyor. Çünkü zaten orada konuşan siz olmayacaksınız diyor. Hakk'ın kendi ruhu, manevi babamın ruhu diyor, ağzınızdan konuşuyor olacak diyor. Hemen ekliyorum tabii ki çünkü birçok kişi bunu yanlış anlıyor. Baba kesinlikle fiziksel, biyolojik üreme yoluyla bir anlam taşımıyor. Kesinlikle. Manevi, mecazi, ilahi, semavi, tasavvufi, batıni bir şeydir bu. Yani Hakk'ın kendi ruhu bizim kalbimizde olacak, ağzımızdan konuşuyor olacak. Ya bu bir mucize. Hak bizim ağzımızı kullanıp onlara bir şeyler anlatacak. Evet, ama diyor ki kiminizi öldürecekler ve dünya alem sizden nefret edecekler, benim yüzümden diyor, benden ötürü sizden nefret edecekler diyor. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır diyor. Zor. Hani demiştik ya, kapı dar, yol engebeli, zor bir yol. Ama sonunda hayat var. Evet, bu dediğim şeyler bizim için, sizin için, benim için de geçerli. Yani İsa'nın peşinden gideceksek bunları katlanmamız gerekecek. Deyişe geçiyorum.
Haritha Şah dünyaya bizi gönderdi. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Haritha Şah dünyaya bizi gönderdi. Kurtlar arasında koyunlar gibi. İnsanlardan sakınmalıyız dedi. Kurtlar arasında koyunlar gibi. İnsanlardan sakınmalıyız dedi. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Yılan gibi kurnaz olmamız gerek. Güvercin gibi saf olmamız gerek. Yılan gibi kurnaz olmamız gerek. Güvercin gibi saf olmamız gerek. Her daim pirupak olmamız gerek. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Her daim pirupak olmamız gerek. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Kıskıvrak bizi yakalayacaklar. Sonra mahkemeye sevk edecekler. Kıskıvrak bizi yakalayacaklar. Sonra mahkemeye sevk edecekler. Hem mabetlerde kırbaçlayacaklar. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Hem mabetlerde kırbaçlayacaklar. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Valiler önüne çıkarılırız. Şah İhsan şahitleri oluruz. Valiler önüne çıkarılırız. Şah İhsan şahitleri oluruz. Ruhun verdiği sözleri söyleriz. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Ruhun verdiği sözleri söyleriz. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Kervanım kimimiz öldürülecek? Dünya alem bizden nefret edecek. Kervanım kimimiz öldürülecek? Dünya alem bizden nefret edecek. Sonuna dayanan kurtarılacak. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Sonuna dayanan kurtarılacak. Kurtlar arasında koyunlar gibi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, kurtlar arasında koyunlar olacağız mecburen. Bazılarımızı öldürecekler. Dünya alem bizden nefret edecektir İsa'dan ötürü. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Ve bu yolun sonunda hayat var. Evet, haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.